Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda evinizi, iş yerinizi, atölyenizi veya korumak istediğiniz herhangi bir yeri yangına karşı koruyabileceğiniz çok güzel ve basit bir devre yapacağız. Öncelikle bu devreyi hep birlikte yapacağız ve çalıştıracağız arkadaşlar. Çalışmasını göreceğiz. Devamında da devrenin şemasını ve çalışma mantığını anlatacağız. İzlemek isteyen arkadaşlarım videoyu sonuna kadar takip edip devrenin şemasını görebilir ve çalışma mantığını da öğrenebilirler. Yok ben yapımını gördüm, bu kadarı bana yeter diyen arkadaşlarım videoyu boş yere sonuna kadar izlemesine gerek yok. İlk kısmın sonunda, yani devreyi yapıp çalıştırdığımızda videoyu sonlandırabilirler. Biliyorsunuz ben devrelerinde her zaman çok basit, ucuz ve kolayca temin edebileceğiniz elektronik malzemelerden yapıyorum. Hatta bu malzemelerin birçoğunu hurdalardan dahi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de birçok videomuz var. İzlemek isteyen arkadaşlarım kanalı inceleyebilirler. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen bu devre için bize neler lazım, hep birlikte onları görelim. Arkadaşlar, bir adet 9 voltluk pil lazım olacak bu devre için bize. Bir adet IRFZ 44 MOSFET lazım olacak. Bir adet 5,6K, yani 5,6 kilo ohmluk bir direnç lazım olacak. Renklerini söylüyorum. Yeşil, mavi, kırmızı arkadaşlar. 5,6 kilo ohmluk direnç. Bir adet buzzer lazım olacak. Sesli uyarı için. Bir adet de 940 nanometre dalga boyunda kızılötesi alıcı bir LED lazım olacak. Bu devrenin yapımında gördüğünüz gibi topu topu 5 parça malzeme ile bir yangın güvenlik sistemi yapacağız. Yangın uyarı sistemi yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin, vakit kaybetmeden hemen devrenin yapımına başlayalım. Öncelikle 9 voltluk pilimin eksik kutbuna IRFZ 44 MOSFET'imin 3. bacağını bu şekilde lehimliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin, detaylı olarak göstereceğim size. Evet, MOSFET'imi burada görmüş olduğunuz gibi pilin eksik kutbuna lehimledim. Daha doğrusu MOSFET'imin source bacağını, 3. bacağını pilin eksik kutbuna lehimledim. Daha sonrasında hemen 5,6 kilo ohmluk direncimi MOSFET'imin 1. ve 3. bacağı arasına lehimliyorum arkadaşlar. Yani gate ve source bacağı arasına 5,6 kilo ohmluk direncimi lehimliyorum. Bakın, devrem şu anda burada görmüş olduğunuz gibi bir hal aldı. Birinci ve üçüncü bacak arasında 5,6 kilo ohmluk direncim var. Hemen sonrasında buzzer'ımın eksi bacağını, yani kısa bacağını, bakın uzun bacak artı arkadaşlar, burada da yazmışlar. Eksi bacağını, kısa bacağını hemen MOSFET'imin orta bacağına, yani drain bacağına lehimliyorum. Bunu da lehimledikten sonra buzzer'ımın artı bacağını hemen pilin artı kutbuna lehimliyorum arkadaşlar. Evet. Buzzer'ımın artı bacağını da pilimin artı kutbuna lehimledikten sonra devrem burada görmüş olduğunuz gibi bir hal alıyor. Detaylıca görünüyor umarım. Evet arkadaşlar, daha sonrasında zaten geriye tek parça bir malzememiz kaldı. O da burada görmüş olduğunuz 940 nanometre dalga boyundaki kızılötesi alıcı LED arkadaşlar. Kızılötesi alıcı LED'imin hemen şu şekilde bacak ölçülerini alıyorum ve
Lehimleyeceğim yere göre ölçülendiriyorum. Evet, şimdi hemen kızılötesi alıcı ledimin artısını dilimin artı kutbuna görmüş olduğunuz gibi eksisini de MOSFET'imin gate bacağına lehimliyorum arkadaşlar. Evet, bu lehimleme işlemi de bittikten sonra devrem artık hazır hale gelmiş oluyor. Hemen anzum yapalım şöyle ve devrenin size nasıl çalıştığını göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi alevi görür görmez devrem çalışıyor. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, devremiz bu kadar kolay, bu kadar basit ve güvenilir bir devre. Bu 9 voltluk pili evinizin istediğiniz yerine çift taraflı bantla veya atölyenizin, iş yerinizin istediğiniz herhangi bir yerine çift taraflı bantla tutturup orada gerçekleşecek herhangi bir alevi tespit edebilirsiniz. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Bu devre basit, sadece öğrenme amaçlı yapılmış bir devre. Çok uzun mesafelerden alevi göremez arkadaşlar. Bakın belli bir mesafeyi geçtikten sonra artık göremez oluyor. Tabi burada alevin yoğunluğu da söz konusu. Şimdi küçük bir alev olduğu için 10 santim gibi, 15 santim gibi bir mesafeden algılıyor devremiz. Daha büyük bir alev söz konusu olursa muhtemelen daha büyük ve daha uzak yerlerden algılayacaktır devremiz. Herhangi bir yangın çıktığında haberim olsun istiyorsanız böyle bir devre sizin işinizi görebilir. Onun için bence öğrenmek adına ve basit kullanışlı bir devre olması nezdinde bence güzel bir devre. Hadi şimdi daha fazla vakit kaybetmeden videonun ikinci kısmına geçelim. Devrenin şemasını çizelim ve çalışmasını da anlatıp videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz devremizin üzerinde uyarı mahiyetli bir adet buzzer'ımız var. Bu buzzer'ı şöyle çizeceğim. Artısı ve eksisi. Bu bizim buzzer'ımız olsun. Yazalım hatta şuraya yanına buzzer. Biliyorsunuz buzzer bizi uyarmak için 9 voltluk bir pille çalışıyor ve buzzer'ımızın artısını getirip pilimizin artı kutbuna bağlamıştık. Onun için şöylece artıyı uzatıyorum arkadaşlar. Buzzer'ın eksisini de hatırlarsanız MOSFET'imizin orta bacağına, yani drain bacağına bağlamıştık. Bakın tam şurada görülebiliyor. MOSFET'in orta bacağında. Bu bacak bizim drain bacağımız IRFZ44 için. Hemen source bacağını da MOSFET'imizin pilin eksi kutbuna bağlamıştık. Onun için bu bacağı da uzatıyorum şöyle arkadaşlar, eksi kutbu olarak. Bu bacakta source bacağı, IRFZ44'ün hemen şuraya bacak bağlantılarını sizin için bir çizeyim. Bakın bu IRFZ44 olsun. Birinci bacak, ikinci bacak ve üçüncü bacak arkadaşlar. Birinci bacak gate bacağı, ikinci bacak drain bacağı, üçüncü bacak source bacağı arkadaşlar. Gate, drain, source. Source bacağını pilin eksi kutbuna devremizde bağladık. Buzzer'dan gelen eksi bacağı da drain bacağına bağladık. Böylelikle bizim MOSFET'imiz gate'den herhangi bir tetik voltajı aldığında iletime geçecek ve buzzer'ımız ötecek. Çünkü elektrik akımı pilin artı 9 voltundan gelip eksi kısmına doğru MOSFET üzerinden ve buzzer üzerinden akarak devam edebilecek. Bu sayede buzzer'ımız ötecek. MOSFET'imizin gate bacağıyla source bacağı arasına devrede 5.6 kilo ohmluk bir direnç bağlamıştık. Bu direnç, hemen şöyle 5.6 kilo ohmu da yazalım, 5K6 diye. Bu direnç biz MOSFET'in gate bacağına, şurası da gate bacağı, artı voltaj verdiğimizde MOSFET iletime geçsin. Artı voltajı kestiğimizde 5.6K üzerinden MOSFET hemen kesime gitsin, yani yalıtıma gitsin diye konulmuş bir direnç arkadaşlar. Eğer bu direnci koymazsak MOSFET'in gate'i bir kondansatör özelliği göstereceğinden biz buradaki kondansatörü boşaltmadan
MOSFET'imiz kesime gitmeyecek ve sürekli iletimde kalacaktır arkadaşlar. Onun için burada bir 5.6 K'lık direnç MOSFET'imizin gate'ini eksiye doğru boşaltarak MOSFET'in kesime gitmesini sağlıyor. Artı voltaj gelmediğinde. Buraya artı voltaj ise bizim 940 nanometre dalga boyundaki kızılötesi alıcı LED'imizden geliyor. Şöyle bunun bir alıcı LED olduğunu da işaretleyelim. Ve hemen yanına da 940 nanometre kızılötesi LED yazalım. Alıcı LED. Yazımın kötülüğü için kusura bakmayın. Evet, bu LED alevi gördüğü zaman alevden gelen kızılötesi ışıkla iletime geçip artı voltajı MOSFET'imizin gate'ine aktarıyor arkadaşlar. Çünkü bu bir fotodiyot ve kızılötesi ışık gördüğünde iletime geçiyor. Bu sayede artı voltaj LED'in üzerinden geçip MOSFET'imizin gate'ine geliyor. MOSFET'imiz iletime geçiyor ve buzzer'ımız ötüyor. Ta ki ne zamana kadar? Alev sönünceye kadar veya alevin ışığı kesilinceye kadar. Alevin ışığı artık LED'e düşmezse, LED göremezse LED yalıtıma gidiyor. Böylelikle bu MOSFET'in gate'ine gelen artı voltaj kesiliyor ve MOSFET'imizin gate'i 5.6 kilo ohmluk direnç üzerinden eksiye boşalıp MOSFET yalıtıma gidiyor. Yani kesime gidiyor. Böylelikle buzzer'ımız ötmeyi kesiyor arkadaşlar. Yani ötmeyi bırakıyor, susuyor. Evet, hemen şuraya da pilimizin voltajı olan artı 9 volt ve eksiği de yazalım. Evet arkadaşlar, devremizin şeması ve çalışma mantığı da bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit ve çok kullanışlı bir devre. Malzemelerini de piyasadan çok ucuza temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta videonun başında dediğim gibi hurdalardan bile bu malzemeleri temin edip devrenizi kendiniz evde yapabilirsiniz. Evet sevgili Kaya ILC kanalı takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Sabır gösterip beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi ve merak olan arkadaşlarım varsa ve hala kanalımıza abone değillerse lütfen bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.